İl Koordinasyon Kurulu 2. dönem 3. toplantısı Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi. Vali Mustafa Çiftçi'nin başkanlığındaki kurul toplantısına Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yabat, Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Diri, ilçe belediye başkanları ve kaymakamlar katıldı. Vali Çiftçi'nin açılış konuşmasıyla başlayan toplantı, il yatırımlarının ve sosyoekonomik gelişmelerin değerlendirilmesiyle devam etti. Çorum Belediye Başkan Vekili İsmail Yabat, belediye olarak birçok projenin yanı sıra Hitit Üniversitesi işbirliğiyle refakatçi misafirhanesi hazırladıklarını kaydetti. Refakatçi misafirhanemiz Çorum Erol Olçak Araştırma Hastanesi'nin karşısındaki sağlık kampüsünde bulunan alanda daha önceden mülkiyeti belediyemize ait olan fakat Hitit Üniversitesi kampüsümüz içerisinde şu anda bulunan eski misafirhane binasını hastanemize gelen ihtiyaç sahibi insanların konaklaması amacıyla refakatçi misafirhanesine dönüştürme projesini başlattık. Bu kapsamda üniversitemizde bir işbirliği protokolü imzaladık, tahsisini aldık. Burada başkanımızın ifadesiyle çok hayır duası alacağımız işlerden birisi olduğunu düşünüyoruz bu projemizin. Buranın da ihalesi dün itibariyle yapıldı. İhalenin kesinleşmesi ve değerlendirme süreci devam etmektedir. Bu sene içerisinde Allah nasip ederse bunu da Çorumlu hemşehrilerimizin bu yatırımımızda hizmetine sunacağız. Karayolları 7. Bölge Müdürü Murat Gönenli ve Devlet Su İşleri 5. Bölge Müdür Yardımcısı Gökhan Diri kürsüye çıkarak tamamlanmış ve devam etmekte olan projeleri açıkladılar. Geçen sene yaptığımız Beygircioğlu Kavşağı Osmancık ilçemiz sınırları içerisinde. Diğer bir işimiz Çorum-Osmancık yolunun Çorum-Laçın arasındaki yol kısmı 43.4 kilometrelik bir kesime sahip. Geçmişte bunun Osmancık-Laçın arasında bir kısmını yapmıştık ama hali hazırda Sarmaşa bölgesini bypass eden Eymür varyantında çalışıyoruz. Geçen sene bunun 4 kilometresini yaptık. Bu sene 6.4'ünü daha yapıp Eymür varyantını trafiğe açma hedefindeyiz. Bölgemizdeki diğer bir işimiz Laçın geçişi, 40 dilim geçişleri diye tabir edilen 8.6 kilometre. Sayın Valim, bunun 4091 metrelik kesimi 3 adet tünelden oluşmakta. Bu tünellerin üçüncüsünü geçtiğimiz hafta ilk tübünün kazı ve destekleme çalışmalarını tamamladık. 1553 metre uzunluğundaydı. Bunun diğer tübünü 1 Ekim'e kadar yetiştirmeye çalışıyoruz. Sene içerisinde T2 tünelinde kazı ve destekleme çalışmalarını tamamlamak arzusundayız. 2020 yılında şu ana kadar tamamladığımız proje sayımız bulunmamaktadır. Devam eden 29 adet projemiz, ihale edilecek olan da 33 adet projemiz yer almaktadır. 2020 yılına kadar işletmede Çorum ili sınırları içerisinde tamamlanan 1 adet obruk barajımız yer almaktadır. 14 adet baraj, 22 adet gölet, 29 adet sulama şebekesi tamamlanmıştır. Bu sulama şebekelerinin tamamlanması ile 182.990 dekar arazi sulamaya açılmış. Tamamlanan barajlar ile yaklaşık 23 milyon metreküp su içme suyuna sağlanmıştır. 182 adet de taşkın koruma projesi tamamlanmıştır. 2020 yılında inşaat programında 6 adet baraj, 2 adet gölet, 11 adet sulama şebekesi yer almaktadır. Bu sulama şebekeleriyle yaklaşık olarak 183 bin dekar arazi